Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xamarin.Forms'ta switch ve alert diyalog örneği yapacağız. Bunun için geçen videomuzda yaptığımız bir projemiz vardı. Onun devamını ekleyeceğiz. Yani Time Picker'ın devamını ekleyeceğiz. Onları birleştirip beraber bir proje yapacağız. Geçen haftaki yani geçen videodaki projemizi açıyoruz. XML kısmında bu vardı. Bununla oynayalım. Şurada labelimiz vardı. Labelimizi siliyorum. Entry ekliyorum. Bir not yazacağız. Yazdığımız notta hatırlatıcı ekleyeceğiz. Hatırlatıcıyı ayarladığımızda yani time picker'ı kullanarak alert diyalog çıkartacağız. Bunun için girilmesi gereken veri için entry kullanıyoruz. Placeholder ile buraya bir not yazın diyorum. Kapatıyoruz. Kapatmayı unutmuyoruz. Time picker'ımız var. Buraya da bir bilgilendirme yazısı yazalım. Yani label ekleyelim. Label metnimiz ne olsun? Not için hatırlatıcı seçin. Yani hatırlatıcı zaman mı? Tarih seçin tarzı bir şey olabilir. Ya da saat seçin diyelim. Saat seçin. Kapatalım. Sonra time picker'ımız var zaten. Bunun altına switch ekleyelim arkadaşlar. Direkt eklemek istediğimizi yazıyoruz. Hatırlatıcıyı dur buna name'i diğer tarafta kullanacağımız ismi yazıyoruz. Switch diyorum. Sonra ayarlarına bakalım. Konumunu ayarlıyoruz. Diğer tarafta fonksiyon olarak kullanabilmek için toggle ekliyoruz arkadaşlar. Buraya ne isim verdiysek diğer tarafta da o isimle fonksiyon açıyoruz. On switch toggle diyorum. Sonra bunu kapatıyoruz. Tabii bu switch'imizi ekledik. Bunun üzerine de bir bilgilendirme bir yazısı ekleyelim. Label text'imizde hatırlatıcıyı etkinleştir olsun. Tabii ki kapatıyoruz. XML kısmı şu an bu kadar. Evet. Şimdi main kısmına bakalım beraber. Diğer örneğimizde date time eklemiştik. Sonra bunu ayarlamıştık. Ama biz tıkladığımızda yani herhangi bir şey olduğunda buna bir özellik vermemiştik. Şimdi bunu vereceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Herhangi bir şeye tıklama özelliği ya da bir özellik vermek istiyorsak buraya fonksiyon ismini kendimiz atıyoruz. Şimdi buna da device.startTimer direkt otomatik çıkıyor zaten. From seconds. Biz küçük zaman dilimleriyle çalışıyoruz. O yüzden bunu seçiyorum. Buraya da kendimiz aşağıda oluşturacağımız fonksiyonun ismini yazıyorum. Timer tick. Evet, şu an hata veriyor. Çok normal çünkü aşağıda öyle bir fonksiyonumuz yok. Hemen onu oluşturalım. On timer ticker yani seçtiğimizde hatırlatıcıyı uyguladığımızda ne olacak? Onu belirteceğiz. Bunun için bool şeklinde bir fonksiyon tanımlıyoruz.
Fonksiyon yazdığımızda neden olduğunu anlayacaksınız. Bu tarz şeylerde bool kullanıyoruz. If diyorum. Diğer tarafta x name dediğimiz yerde switch demiştik. Onu kullanıyoruz şu an. Bakıyorum bir. Aynen bunu alıyorum. Şu an hata vermesinin sebebine bakıyorum. Biz yazalım. O hata kendiliğinden kalkar. Çünkü doğru ilerliyoruz. Is toggled. Buna end diyorum. Eğer biz açarsak, yani switch'i kullanırsak, onun fonksiyonunu yazıyorum şu an. Date time now. Şuraya da time diyorum. Şimdi bu if'in içine giriyorum. Bunu tanımamasının switch olarak yukarıda tanımlamadığımız içindir. Ona geleceğiz. Şimdi bunu hatırlatıcıyı etkinleştirdiğimizde biz ne istiyoruz? Alert diyalog istiyoruz. O yüzden tekrar bir switch yazıyorum. Şu an tanımadığı için otomatik olarak çıkmıyor. Normalde bunlar otomatik olarak çıkacak. Alert diyalog kullanmak için display alert diyoruz. Sonra bunun içine ilk başlık kısmı var, hani kalın bir şekilde, ona örnek diyorum. Şu an ne diyelim? Örnek diyelim. Ya da uyarı ekranı diyelim. Uyarı ekranı. Virgül diyorum. Sonra bir şeyler eklerken artı ile ekliyoruz arkadaşlar. Biz ne istiyoruz? Girilen entry'nin karşımıza çıkmasını istiyoruz. O yüzden alt tire entry diyorum. Bu arada biz entry'i tamam yaptık. Bunu bir kaydedelim. Sanırım kaydetmediğimiz için. Bir ilerleyelim. Alt tire entry. Text diyorum. Artı virgül. Notunuz. Açılmıştır. Notunuz eklenmiştir tarzı bir şey olabilir. Notunuz eklenmiştir. Sonra buna ok tuşu ekliyorum. Yani OK tuşuna bastıktan sonra, ya da buna direkt tamam diyelim. Türkçe olsun. Şuraya da notunuz diyelim. Eklenmiştir. Tamam tuşuna bastığında kapanıyor. Bunu ayarladık. En son kısmına da return true diyorum.
Evet, buraya kadar geldikten sonra devam ediyorum. Şimdi biz geçen hafta burayı yapmıştık. Direkt Time Picker Property Change'in içine bunu yazmıştık. Fakat şimdi bir değişiklik yapıyoruz. Bunun içine bir fonksiyon daha ekleyeceğiz. Fonksiyonun içine şu yazdıklarımızı ekleyeceğiz. O yüzden şu anlık bunları kesiyorum. Kestim. Bunun içine set trigger time yazıyorum. Bunu aşağıda oluşturuyoruz kendimiz. Bu bir fonksiyon ismidir. Buraya da diğer tarafta yazdığımız fonksiyonu yazıyorum. On switch toggles. Normal C#'taki gibi ekliyoruz. Tabii bunun da özel şeyi var. Bu fonksiyonu açtıktan sonra da setTriggerTime yine aynı fonksiyonu ekliyorum. Yani az önceki sildiğim şeyi setTriggerTime fonksiyonun içine ekleyeceğim. Göreceksiniz. Şimdi bu yukarıda tanımladığım yani çağırdığım setTrigger time fonksiyonunu tanımlıyorum. Evet, şu an fonksiyonum hazır. Bu hazır. Şu an doğal olarak çalışması gerekiyor. Şu an sadece şuna bakacağım. Nerede hatamız var? Tabii buraya virgül koyuyoruz arkadaşlar. Şu an fark ettiyseniz switch'i ve entry'yi tanımıyor sadece. On time picker'ı görüyorsunuz. Hatasını değiştirdi. Şu an neden hata verdiğini bilmiyorum. O yüzden bir çalıştıralım bakalım. Bunun için ben yine bilgisayara aktarıyorum telefonumu. Çalıştığında direkt uygulama üstünden ne yaptığımızı anlatacağım. Bu videomuzda alert diyalog çıkartmayı görüyoruz ki çok kolay yani sadece tek satırda istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz, ekleyebiliyoruz. Switch'te de kendimiz direkt switch yazıyoruz. Sonra diğer taraf true olarak ayarlayabiliyoruz. Burada kırmızı olarak çizmiş ama sanırım hata yok. Hata bildirimi vermedi. Eğer çalışırsa bir hata yoktur. Bu başlık kısmı, iç kısmı, girilen veriyi alıyoruz burada. Bu da yine devamı şeklinde. Burada da tamam butonu, yani tamam bastığımızda kapatacak kendini. Süreyi ayarlıyoruz ve karşımıza alert diyalog çıkıyor. Tabii alert diyalog çıksın mı çıkmasın mı kısmını da switch ile yapıyoruz. Evet, gördüğümüz üzere bir hata yokmuş aslında. Kırmızı çizmesinin bir sebebi yok. Gösteriyorum şimdi size. Uygulama böyle. Buraya bir not yazın diyor. Notumuzu yazıyorum.
Alert diyalog örneği. Saatimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi AM PM kısımları. Şu an saatimiz 7'ymiş. 7'yi seçiyorum. Şuradan da kendimi sürükleyerek 7:02 diyorum. Sonra da PM seçiyorum. Öğleden sonra olması için. Tamam diyorum. Saatimizi seçtik, notumuzu yazdık. Hatırlatıcıyı etkinleştir. Eğer bunu seçersek bu iki geçe bizim karşımızda alert diyalog ekranı çıkacak. Şimdi 2'yi geçmesini bekleyeceğiz hep beraber. Ben şu an sadece alert diyalog örneğini gösterdim. Bu on timer tick fonksiyon içine siz ne yapmak isterseniz onu da ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda zaten local notification ekleyeceğiz. Yani bu hatırlatıcıyı etkinleştirdikten sonra o saat geldiğinde yukarıdan bildirim gelecek. Bunu ayarlayacağız sizinle beraber. Ya da siz bu saat geldiğinde sayfa geçişi yapabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Mesaj gönderebilir. Ben şu an sadece uyarı ekranının örneğini gösteriyorum size. Evet, saat geldiğinde uyarı ekranı geldi. Notunuz. Ben ne yazmıştım? Alert diyalog örneği. Gel eklenmiştir diyor. Şurada gördüğünüz gibi. Tamam butonu gördüğünüz gibi. Tamam'a bastığımda da çıkıyor. Evet, alert diyalog örneği bu kadardır. Kodları GitHub'a ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.